Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunduli xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Lagerdagi tutqunlar majburiy amgaki selinmoqda. 30-nji sentabr zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy lagerdagi tutqunlarni majburiy amgakka selishga boshlaganligi oshkora bo'ldi. Zimiston to'g'ri oldingi hafta Xitoy doiralarining G'ulji shahri Qozonchi qo'l to'qimachilik sanoati bazasini lager qilib o'zgartganligi, sanoat bazasida 16 dom binoning borligi, yaqinda 800dek 45 yoshdan yuqori ayollarni bu yerga elib kirganligi, ularga vaqt bekitilmaganligi Lagerning turmush sharoitining qattiq nachar ekanligi haqida xabar bergan edi. Zimiston to'g'ri muxbirlarining yaqinda egallashcha Xitoy tajovuzchilari yangidan lager qilib o'zgartgan Qozonchi qo'l sanoat bazasida yostiq tikish, kiyim-kechak tikish, tort yasashdan iborat 3 korxona qurishtirib, lagerdagi tutqunlarni haqsiz amgakka majburlashga boshlagan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir er muxbirga 2017-yil 7-nji ayda Özünün ayalının lagerga tutkun kılınganlıkını, yakında ayalının Qozonchi qol sanayetigi yötkep kilingenlikini. Öz vaxtıda Xitay dairleri ayalını 15 gün ögünüş kılgandiyken kayıtıp kildiganlıkını digen bosumu, bırak ayalının hazırgıcı lagerden kuyup berilmegenlikini aşkarlıgan. Yeni bir 60 yaşlık Uyghur ayal köz yeşi kılgan halda muhbirga, özünün iki kızının lager kılıp özgertilgen Qozonchi qol sanayet bazısıgı tutkun kılınganlıkını aşkarlıgan. Lagerdagi balalar qattiq nazorat qilinmoqda. 30-nji sentabr zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari ota-onasi lagerga tutqun qilingan farzandlarini qattiq boshqurmoqda bo'lib, yaqinda Sharq Turkistonda ota-onasi lagerlarga tutqun qilinib, farzandlari egichoqsiz qolgan balalar borgan sari ko'paymoqda. Xitoy doiralarining ichki qismidagi xizmatchilarining biri muxbirga Xitoy doiralari yaqindan beri egichoqsiz qolgan balalarni yig'ib olish uchun Maktab nomida yig'ilish o'rinlarini selib, Uyg'ur farzandlariga Xitoycha o'rgatishga boshlaganligini, Xotan viloyati Lobnoyisida 2000ga yaqin ota-onasi lagerga tutqun qilingan bolalar bor bo'lib, ularning hammasi bolalar bog'ichisi, bolalar yasli degan nomdagi lagerlarga yig'ib olinganligini. Xinhua Muhabbat bolalar yasli deb nom berilgan bolalar lagerga 1 yoshdan 3 yoshgacha 150 bola yig'ib olinganligini, Yudu Muhabbat bolalar bog'ichisi deb nom berilgan bolalar lagerida 3 yaşdan 6 yaşqıcı ballarının bar ikkenlikini aşkarlıgan. Ballar lagerinin içki ekvalini bildiğen kişilerinin aşkarlıkça, yığıvelinğen ballar qattıq bekinme muhit içidi turuvatqallıqını, dervazının daim taqaq haletti ikkenlikini, tamlarda tikellik simnin köplikidin xuddi türmüge oxşaydıqallıqını, yığıvelinğen ballar koru içidili hareket kılıp sırtlarga çıkırılmaydıqallıqını, Balalar lagerdagi ota-onalari bilan faqat bir oyda bir qatim telefonda aloqa qilishga ruxsat qilinganligini, farzandlar ota-onasi bilan telefonda aloqa qilganda yurakni azgudak yig'laydiganligini oshkorlagan. Xabarda yana Lobnoylik 3-chi boshlang'ich maktabda 7 yoshdan 16 yoshgacha bolalarning yig'ib olinganligi, maktab deb atalgan bu o'rinning atrofida bexatarlik tam bor bo'lib, maktab oldidagi piyodalar yo'liga tömir to'siqlarni qo'yib qattiq kontrol qilinganligi Maktab yeniga yaqin berishga bo'lmaydiganligi, maktab udulida saqchi dujurni uyining borligi, saqchilar maktab oldidan o'tganlarni doim tekshirib turganligini hamda maktabning atrofini davomli kuzatib turganligini oshkorlagan. Amerika bilan Xitoy orasida surkilish yuz berdi. 2 oktyabr xabariyati to'g'ri bildirilishicha Xitoyning urush paroxotlari Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishliq orollarga kirgan Amerikaning USS Decatur nomli paroxotiga ogohlantirish bergan. Xabarda bir Xitoy harbiy amaldori Xitoy urush paroxotlarining Amerika paroxotiga yaqinlashganligini bildirgan. Xabarda yana Amerika taratqolarimi Xitoy urush paroxotlarining Janubiy Xitoy dengizida Amerika urush paroxotiga 15 metrdek yaqinlashganligini Amerika paroxotining talash tartishliq Spartli orollarining xalqaro qonunda ko'rsatilgan 12 dengiz mil bo'lgan dengiz tavalligi kirishiga qarshi Xitoy urush paroxotlarining harakatga o'tganligi Amerika armiyasining USS Decatur nomli harbiy paroxotining
yekşembe günü devletler oturusta ihtilap meselesi bulup kilovatkan Spartli aralarının 12 mil deniz tevelliki kirgerliki bildirildi. Şu münasebetler bilen Amerika Müdafiye Ministeri Jay Mattis bu ay Xitay'ını ziyaret kılış planını emelden kaldırdı. Xitay'da yukumluk kesel sebebinden 2000'e yakın kişi öldü. 2. Oktyabr Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, Şinhua Agentliğinin Devletlik Sağlamlık Komitetinin menbelerine asaslanıp haber kılışçe, Xitay'da avgust ayında 706.372 kişi A, B ve C deb atalgan yukumluk keselliklerine duçar bulgan. Bunlardan 1983 kişi ölgen. İgilinçe bu yukumluk kesellikler Xolera A grupısıda, Tuberkulyoz, Cigar Yalluğu, Söznek B grupısıda, Kulak aldı bezi yallığı, iğiz boşluğu ve kol putlarda meydana kildiğen aksil keselliki S grupısı da. Yukumluk iç sürüş kesellikleri de 3 türüge ayrılgan bulup, bu kesellikler arası da yukumlanışı ve ölüm hadisleri en köp B grupısı da meydana kildiğen. Xitay Taşkı İşler Ministeri 1 milyondak Uyghur'unu kaydı terbiyeleş lagırlarına kamağallıkını akladı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi yakında Amerika'nın Taşkı Münasebetler Kengeşi'de nutuk sözlep, Xitay rejiminin 1 milyondak Uyghur'unu kaydı terbiyeleş lagırlarına kamağallıkını akladı. Xitay rejimi ilgiri yığıveliş lagırları ya ki kaydı terbiyeleş merkezlerinin mevcutluğunu ret kılıp gelgen idi. Lekin bu qadim Wang Yi qayt tarbiyalash lagerlarining mavjudligini vositalik e'tirof qilib, bu lagerlar Xitoy rejimining Xinjiang xalqiga qilib bergan yaxshi ishi ekanligini ta'kidladi. Wang Yi hozirga qadar qayt tarbiyalash lagerlarining mavjudligini vositalik bo'lsimi e'tirof qilgan eng yuqori darajalik Xitoy amaldori. Xitoyning 1 milliondak Uyg'urni yig'ib olish lagerlariga qamab 2 milliondak kishini siyosiy tarbiyalash markazlarida tutib turishi Amerika, Kanada, Germaniya, Fransiya qatorliq davlatlar ve Avrupa İttifakı'nın tənqidiga uçurmaqda. Bazı kişilik hukuk teşkilatları Xitay'nın hareketi Uyghurlarga qarata irqi tazlaş elip beriş tarafiga qarab ketib atqanlığını agahlandırıp, Birleşken Milletler Teşkilatı ve Xalqara Cemiyetini ciddi tedbir kullanışqa çağırıp gelgen idi. Lekin Wang Yi 28. sentabr Taşkı Münasibetler Kengeşti kılgan sözüde, hükümetinin yukarıki kılmışlarını aklap, Şinjan'da 20 milyon nüfus bar. Ular hazır hükümetinin kullanılan tedbirlerini bek kollaydı. Çünkü ular özünü bihatar his kılmakta. Ular keçisi hatırcam uxlaydıgan boldi. Ular zoravan terörlükka emdi uçurmaydıgan boldi. Bu yaxşı iş emas mı degen. Wang Yi bu sözünü sabık Amerika Maliye Ministeri Taşkı Münasibetler Kengeşinin koş reislerinin biri Robert Rubin'nin Xitay rejiminin Uyghur rayonundaki hazırki hareketlerine dair bir sualıgı cevap bergende tekitligen. O yana Şinjan meselesi Xitay'nın içki işi işgellikini Çetel'nin bununla aralaşmasını ümit kıldığını bildirdi. Lekin kişilik hukuk teşkilatlarının ilgili sürüşçe Xitay dini aşkolluk ve terörlükü karıştırışını bahane kılıp, bastırış nişanını bivaslı Uyghur medeniyeti ve dini itikadığa karatmakta iken. Amerika Müdafiye Ministeri Mattis Xitay ziyaretini bekar kıldı. 1. Oktyabr Erkin Asya Radyosu bergen haberde bildirilişçe, Amerika Müdafiye Ministeri Jay Mattis, Amerika Xitay münasebetlerinin yirikleşip getişi sebeplik Xitay'da elip bardığan ziyaretini bekar kıldı. Jay Mattis, əsli Oktyabr'nin otturlarda Beijing'ni ziyaret kılıp, yukarı derecelik Xitay əmeldarları bilen bihaterlik meselesini sözleşmekçe idi. Amerika akbarat vasitlerinin ilgili sürüşçe, bu Amerika Xitay münasebetlerinin texamu yirikleşip atkallıqının yeni bir signali iken. Amerika Müdafiye Ministeri'nin ziyareti Amerika Xitay otursu da soğuda Canobi Deniz Qatarlıq meselelerdeki ıhtılap küçeygen mezgildi bekar kılıngan. Prezident Trump yakında Xitay masulatlarına 200 milyar dolarlık baj koyduğallıqını elan kılıngan. Arkadılla Taşkı İşler Ministerliği Xitay Azatlıq Armiyesi Koral Yaraq Tarakiyat Baş Ştabi ve onun ştab baştıqı Li Shangfu'a Rusya'dan Su-35 tiplik aeroplan ve S-400 tiplik baş kurulduğun bomba setivalgallıqı sebeplik embargo koygan idi. New York vakti gezisinin haberde tekitlenişçe, Xitay taraf yukarı derecelik herbi emeldarlarının Mattis bilen körüşüki hazır emestikini ilgiri sürüp ziyaretini bekar kılgan. Malum buluşça Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence bu hafta Trump hükümetinin Xitay siyaseti hakkında nutuk sözlep, Xitay'nın elbazıdan endişi kılıp atkallıqını işbadlaydıken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.